Türk ekonomisinin en büyük kabuslarından biri olan cari açık tırmanarak devam ediyor. Açık Eylül ayında adeta tavan yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Eylül'de cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına göre %23 artışla 3 milyar 281 milyon dolar oldu. Ekonomi çevreleri açığın 2.7 milyar dolar olmasını bekliyordu. Ancak açık yine beklentileri aştı. Cari açıktaki yükseliş yılın ilk 9 ayının rakamlarına da yansıdı. Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçteki cari açıksa bir önceki yılın aynı dönemine göre %27.7 oranında artarak 49 milyar dolara yükseldi. Bu yükselişin parasal karşılığı 10 milyar 630 milyon dolar oldu. Aynı dönemde cari işlemler açığında etkili olan dış ticaret açığı 9 milyar 757 milyon dolar artarak 60 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 59 milyar 135 milyon dolar oldu. Bu rakam Ağustos ayında 56 milyar 694 milyon dolardı. Merkez Bankası verilerinde gözler hata noksan kalemini aradı. Temmuz ve Ağustos'ta rekor kıran hata noksan kalemi Eylül ayında normale döndü. Ağustos ayında 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşen net hata noksan kalemi ise Eylül ayında düşüş göstererek 1.7 milyar dolara geriledi. 9 aylık net hata noksan oranı ise 5.1 milyar dolar olarak belirlendi. Evet sayın seyirciler, rakamlar böyle ekrana geldi ve hayatımıza nasıl girdi bir de ona göz atacağız. Sayın Kayacı, stüdyo konuğumuz, araştırmacı yazar Harun Kayacı bizlerle birlikte olan isim. Efendim hoş geldiniz diyorum. Teşekkür öncelikle. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Sayın Kayacı, bu rakamlar burada artıyor. Ben hemen genel bir girişte sorumu sormak istiyorum. Vatandaş merak ediyor. Bu rakamlar benim hayatımı nasıl etkiler? Bir defa cari açığın olması demek... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ekonomiyi iyi yönetmediğini, bütçesinin açık verdiğini, yani dolayısıyla gelirlerin giderlerini karşılamadığını, borçlandığını görüyoruz. Ve bu rakamlar, sizin ifade ettiğiniz rakamlar haberlerde 9 aylık rakamlardır. Yıl sonu itibariyle beraber böyle devam ederse 80 ve 100 milyar dolar kadar bir açık verecek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Şimdi bütçe açığı vermesi bir defa devletin sosyal devlet görevlerini yapamıyor anlamına gelir. Vatandaş olarak baktığınız zaman peki devletin bu açığı nasıl karşılayacak? 3 tane seçeneği var. 1- Vergileri artıracaksınız. 2- Borç alacaksınız. 3- Satmadığınız bir şeyiniz varsa şayet onları özelleşme adı altına satacaksınız. Yani kapitalist sistemlerde, Türkiye'nin uyguladığı kapitalist sistemde cari açığın başka bir kapatma başka bir yol yok. Borç alacaksın, satacaksın, vergileri artıracaksın. Peki her halükarda devletin borç aldığınız takdirde borcu ödüyorsunuz ama borcunuz artmış oluyor. Vergileri artırdığınız takdirde işte vatandaşı ilgilendiren bu kısmı. Siz vergi artırıyorsunuz. Artık siz sağlık giderleri daha önce hükümetin biz devrim yaptık dediği sağlık olayına baktığın zaman bugün vatandaş ne kadar parası varsa o kadar tedavi olabiliyor ve girdiği zaman 3-4 kalemle beraber yani yıllık bir defa hasta olsa, hastaneye gitmiş olsa bir memur yıllık almış olduğu zamdan daha fazla para ödemiş oluyor. Dolayısıyla bu vatandaşın yeni vergileri beklesin veya vergi olan arttığını görecek veya işte sağlık giderleridir, en temel elektrik, su, doğalgaz giderleridir. Bunların birim fiyatlarının artacağını görecek. Dolayısıyla bu devlet bir sosyal devlet görevini yapamıyor demektir. Yani bu cari açığın olması demek memuruna, işçisine çok cüzi veyahut da zam yapmaması anlamına gelir veya %5'i geçmeyecek kadar çok komik rakamlarla yani 10 lira, 20 lira bilemedin 50 lira yıllık zam gibi bir şey karşılayacak demektir. Peki ne olacak bu? Ben sadece Türkiye için geçerli değil bu. Bütün dünya ülkelerinde cari açık var. Bütün dünya ülkelerinde devletler borçlu, hükümetler borçlu, vatandaşlar borçlu. Niye? Bu kapitalizmin öngördüğü bir şeydir. Yani siz şimdi düşünebiliyor musunuz? Memurunuza zam yapacaksınız. Zam oranı %5'ten %10'a çıkabilmesi için borçlanmanız gerekiyor. Siz elektriği, suyu, telefonu
vatandaşın daha rahat kullanabileceği birim fiyatlarını aşağı çekebilmeniz için yine borçlanmanız gerekiyor. Yani devlet aslında anayasal hakkı olan sosyal devlette vatandaşını hiç kimseye muhtaç olmadan ona bir gelir düzeyi sağlaması lazım. Aslında bu anayasa hakkıdır. Vatandaşın anayasa hakkıdır. Sosyal devletin de şartıdır bu. Ama mevcut sistemde, kapitalist sistemde, dünyada uygulanan bu sistemde bunu karşılamak mümkün değildir. Peki ne olacak? İşte burada aslında yeni bir sisteme ihtiyaç var. O da yine ülkemizden Prof. Dr. Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modelini, matematiğine baktığınız zaman o model uygulandığı zaman ülkeler, devletler, bireyler borçlanmadan büyüyebilirler. Devletler borçlanmadan büyüyebilir. İşçi ve memurun alacağı zammı borçlanmadan devlet üretebilir. Ne demek istiyoruz? Şimdi işçinin, memurun, işte milli ekonomi modelinin öngörüsünde işçi ve memurun asgari ücret 4000 Türk lirası olması demektir. Bugün bu şartlarda bunu bir memur bile tahayyül bile edemiyor. Ama niye? Milli ekonomi modelinde ise bu para üretilebilir. Maliyetsiz üretilebilir. Borç almadan memura, işçiye bu maaş verilebilir. Nasıl vereceksiniz bunu? Senyoraj geliriyle verebilirsiniz bunu siz. Siz bunu milli ekonomi modelinin gelir kaynaklarından bir tanesi senyoraj geliridir. Nedir senyoraj geliri? Devletin bir yıl içerisinde üretmiş olduğu emek ve üretimin karşılığındaki değerin belli bir oranını para basar. Bu basmış olduğu parayı da memuruna ve işçisine verir, borçlanmaz. Ama bugünkü uygulanan sistemde memura verdikleri %5'i bile borçlanarak veriyorlar. Kime borçlanıyorlar? Yabancı finans kurumlarına. IMF'ye borçlanabilirsiniz, Dünya Bankası'na borçlanabilirsiniz. Sendikasyon kredisiyle beraber Türkiye'deki bankalar borçlanarak %2,5'a alıyorlar. Devlete %17,5'a satıyorlar. İç borçlanma diyoruz. Tabii iç borçlanma olarak, ama nasıl bir iç borçlanma? Keşke dış borçlanma olsaydı. Yani devlet kendisi %2,5'a yurt dışından kaynak bulma yerine ülke içindeki bankalardan, ki bu bankaların biliyorsunuz %65'i şu anda yabancıların elinde. Yabancıların elinde olan bankalardan siz %17,5'a borçlanıyorsunuz. Yani %15 bankalara kazandırmış oluyorsunuz. Başbakan hatırlayın işte faiz baronlarından bahsederken, işte bu faiz baronlarını da yaratan, büyüten, şişiren de aynı zamanda hükümet ve başbakandır. Peki bu süreç böyle bir süreç. Burada bir devletin sosyal devlet olabilmesi için, altını çizerek söylüyorum, milli ekonomi modelini hareketle söylüyorum, yerli emek ve üretiminin karşılığında yerli parasını basıyor olabilmesi lazım. Yani borçlanmadan Merkez Bankası'yla bunu üretebilmesi lazım ve ürettiğini de adresine göndermesi lazım. Adres nedir? Memurun asgari ücretinin 4000 liraya çıkarılmasıdır. İşçinin asgari ücretinin 4000 liraya çıkarılmasıdır. Ve tarım köylüsüne bakarsanız, tarım köylüsünün sattığından kar yapabilecek, rahat bir yaşam sağlayacak şekilde ürününü değer biçmesi demektir. Onun için bugün işte hükümetin 9 aylık 49-50 milyar dolar bir cari açığı var. Geçen yıla oranla 10 milyar küsür artmış. Demek ki her geçen yılımız daha da kötü bir noktaya doğru gidiyor demektir. Onun için bu cari açıktan hükümetin kurtulması mümkün değildir. Dünyanın da kurtulması mümkün değildir. Tabii şimdi siz vergi artırdınız. Öyle ya, siz veya borç aldınız. Tamam. Vergileri artırdınız. Bu vergiler vatandaşın cebinden alınacağına göre zaten vatandaşın cebindeki para ihtiyaçlarını zaten karşılayamıyor. Siz ondan da bir kısmını aldığınız zaman, çaldığınız zaman bu sefer tüketicinin talebini azaltacaksınız. Yani alım gücünü düşüreceksiniz. Zaten alım gücünü azaldı. Zaten hemen hemen 18-19 milyon hane halkı var. Her hane halkında iki tane kredi kartı borçlusu var. Zaten millet borçlu. Siz şimdi bu borcu daha fazla artıracaksınız. Dolayısıyla cebindeki para ihtiyaçlarına yetemeyen vatandaşın yeniden borçlanmasına vesile olacaksınız. Bir de en önemli şey aslında alım gücünü daralttığınız takdirde üreticinin pazarını da ortadan kaldırıyorsunuz. Üretici pazar bulamazsa üretmemeye başlayacak. Üretmediği takdirde işsizlik ordusuna yenileri eklenecek. Yani öyle bir zincirleme kaza var ki bu sistemde. Bu sistemde birbirini tetikleyerek korkunç bir kazaya neden oluyor. Ama milli ekonomi modelinde ise tam tersi var.
Siz tüketici olan kesime, yani işçiye, memurun asgari ücret olarak 4000 lira verirseniz, artı köylünün, tarım köylüsü üretmiş olduklarını tarım köylüsünün ve kooperatifin ortak kararıyla bir fiyat belirleyip devlet onu alım garantisi yaparsa, bu size bakarsınız ne yapar? Köylü, tarımla uğraşanın alım gücünü artırırsınız. İşçinin, memurun alım gücünü artırırsınız. Diğer taraftan vatandaşlık ve ev hanımı maaşıyla ev hanımına, yani evini iş kabul eden ev hanımına 1000 Türk lira verirseniz, aylık verirseniz, vatandaşlık maaşı olarak 500 lira verirseniz, bu para direktmen tüketicinin cebine gireceği için bir, gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak, gelir dağılımındaki adalete sağlayacak. İki, tüketicinin geliri arttığı için alım kabiliyeti artacak, alım gücü artacak, dolayısıyla talebi artıracak. Talebini arttırdığı zaman üç, üretici pazar bulacak, daha fazla üreteceği için dört, işsizlik ortadan kalkacak. Beş, yıl sonuna baktığınız zaman ise daha fazla satan, daha fazla kazanan ve yıllık 100 milyarın üstünde geliri olandan da devlet adil vergi alacak, dolayısıyla devlet de kazanacak. Yani milli ekonomi modelinin matematiğini devreye koyduğunuz takdirde bu sefer değil devletin cari açık vermesi, artık devlet bir baba devlet gibi. Bugün İstanbul'dan Trabzon'a gidin, 50 lira para verirsiniz. Niye? Ücretli yol. 50 lira. Ama siz bir memura yılda 50 lira zam yapıyorsunuz. Demek iki defa memleketine gidip gelmiş olsa. Sayın Kayıcı, siz bunlardan bahsederken olacak. Benim aklıma şu da geldi. Sizin bahsetmiş olduğunuz bu sistemden hareketli. O zaman biz pek çok şeyi, bugün samanı bile ithal ediyoruz. İthal edip başkalarını sübvanse etmeyip niye kendi ithal ediyorsunuz? Sübvanse edeceğiz. Niye? Tabii. Niye ediyorsunuz? Samanı niye ithal ediyorsunuz? Çünkü siz kendi toprağınızdaki köylüye, çiftçiye, hayvancılıkla uğraşana ürettiğinin karşılığını ona siz veremezseniz, yani onu tatmin edecek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını karşılayacak, alan el değil, dilenen değil, veren el noktasına siz getirirseniz, niye? Üretiyor. Alın teriyle beraber tarımla uğraşıyor, üretiyor. Siz ürettiği ürünü siz gümrüklerle korursanız, alım garantisi verirseniz, artı çok önemli bir şey var milli ekonomi modelinde. O tarım köylüsüne daha tohumunu toprağa atmadan %50 avansla beraber onu desteklerseniz, o ne yapar o? Gübresini faizsiz alır. Nakit olarak alır. Mazotunu alır, gübresini alır, işçi parasını bir tarafına koyar, bir tarafa koyar ve borçlanmadan ihtiyaçlarını karşılar. Zaten ürün alım garantisi olduğuna göre ve fiyatı da üretici belirleyeceğine göre, o zaman üretici ve kooperatif belirleyeceğine göre, o zaman siz tarım köylüsünün ihtiyaçlarını karşılarsanız, o zaman sizin hayvanların kullanacağı yem de hem uygun fiyatı olur, artı tarım köylüsü onu alacak gücü de olur, hayvancılıkla uğraşanın gücü de olur. Niye? Çünkü hayvanını besliyor, sattığı zaman etini iyi bir fiyata alacak. Evet. Şöyle bir soru sorabilirsiniz, bunlar pahalanın, yani bunların fiyatları artmaz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani siz bugün, eskiden et bakmal kurumları vardı, bunları kaldırdılar. Devlete ait bu kurumların var olduğunu düşünün. Biz şimdi, siz bizatihi hayvancılıkla uğraşanların etini yüksek paraya alabilirsiniz. Niye? Onun gelirini artırıp talebi artırmak için bunu yapabilirsiniz. Yani alım gücünü artırmak için. İki, siz bunu vatandaşa uygun, daha ucuz fiyata verebilirsiniz. Aradaki marjı da, o parayı da devlet olarak süspanse edebilirsiniz. Bunlar mümkün olan bir şey. Bütün dünya ülkelerine bakın, aslında kısmen tarımla uğraşan vatandaşlarını, çünkü tarım ürünleri stratejik olduğu için, tarım ve hayvancılık ürünleri stratejik olduğu için onlar mutlaka süspanse ediliyor. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin kendine ait parası yok. Yani bu belki biraz izleyiciler farklı telakki edebilir. Şu demek istiyorum. Cebimizdeki Türk lirası bize ait değil. Çünkü biz piyasada bulunan her liranın karşılığında biz borçlanarak hazinemize döviz koyuyoruz. Evet. O zaman bizim paramız değil ki. Bizim cebimizdeki para devletin sürekli borçlandığı, çünkü faiz ödediği için faizli ve bize ait olan para değil. Onun için bir defa bu sistemden kurtulması lazım. Bakın, bu sistemden Rusya milli ekonomi modeliyle hızla kurtuldu. Kurtuluyor. Birçok ülke bunu kısmen uyguluyor. Ama bu tezin sahibi Türk. Bu milletin insanı. Yani bu tezin en iyi uygulayacak olan işin sahibidir. O da burada yaşıyor. Onun için yani Türkiye
işsizlikten kurtulması için, cari açıktan kurtulması için, devletin borçtan kurtulması için, bireylerin de onurlu bir yaşama kavuşabilmesi için milli ekonomi modeli bir an önce hayata geçmesi lazım. Başka çözüm yok bu işin. Çok teşekkürler Sayın Kayacı. Bir araştırmacı ve yazar olarak cari açık mevzusunu sizlerle beraber konuştuk. Umarım ilerleyen günlerde tekrar...